Geleceğim şuraya. Buraları çok fazla kurcalamak da istemiyorum. Sizi oralara götürmek de istemiyorum çok. Şimdi Cemile Hanım söz istiyor. Cemile Hanım'a döneceğim ama siz işte süt parası ya neyse onun adı istiyorlar. Biz daha önce de burada onu kullanmayalım. O kelimeyi sevmiyorum. Süt ya, parası süt daha... Süt parası dediği de şu şekilde yani. Mesela ihtiyaç gereçler mesela çeyizdi diyelim. Ha. Mesela çeyizini dizemediniz falan, değil mi? Onlar evet. Yani alınmak için yani bu başlık parası denildiği şey yani kısaca anlatmak. Peki bunu Sinan Bey'le niye konuşmuyorsunuz? Niye yapmıyor? Vallahi hiç istemediği için. Abla şey, Sultan da zaten fiştekliyor onu. Diyor ne parası ya? Ne parası vereceksin onlara? Böyle. Kendisi kocasını. Erkek tarafı yapar ya. Erkek tarafı yapar da durum olursa yapar. Durum olmazsa eşim ne yapabilir? Cemile Hanım da var mı para soralım. Cemile Hanımcığım. Efendim. Merhaba hayatım, nasılsın? İyiyim Seda Hanım. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Nazar'ın ablaları Sultan ve Ebru diyorlar ki bu evliliğe başta karşı çıkmamızın nedeni ne çeyiz var, ne isteme yapıldı. Ne bir işte altın takıldı. Hiçbir şey yapılmadı. Böylece evlendin dediler. Peki Sinan Bey yanaşmıyor. Siz Aykut'a böyle bir şeyde bulunabilir misiniz? Siz varlıklı mısınız? Yapabilecek durumunuz var mı? Oğlunuz için tekrar bu isteme merasimi yapılabilir. Ne var canım? Yani gönülleri neyse onu da yaparım dedin mi? Düşündün mü Cemile Hanım? Şimdi Sinan Bey anasından babasından kalan mirası yeni karısıyla yediği için tabii ki ondan tarafa oğluma hiçbir şey gelmez. Sultan ama mı yedi? Ben de elimden geleni yaparım yani. Sultan'la mı yedi parayı? Evet. Sultan paraları sen mi yedin? Tabii canım da yediğini görmüş mü, duymuş mu ve kim söylemiş, neyini yemişim de ne yaşatmış? Neyi biliyor da ne, yine ne konuşuyor? Bak ben dün de söyledim. Benle ya. Muhatap olmasın, muhatabı Sinan. Sinan'la konuşsun. Ben onunla konuşmak istemiyorum. Benim ama sen Sinan Bey yapacaksa bile Nazar dedi ki yok. Yaptırmıyor ablam dedi. Onlara para mı vereceksin diyor dedi. Ben İzmir'deyken verdirmedim. Verdirmedim. Niye? Destekleyenler versin, yardımcı olsun. Ben Sinan'ın parasını pulunu da yemedim. Bunu da yine kafanın bir köşesine yaz. Anlatabiliyor mu? Sinan yiyeceği insanlarla yedi. Sen gibi zamanında oldu. O yüzden bilip bilmeden yine laf konuşma ortalıkta, tamam mı? Ben Sinan'ın parasını yemedim. Şu an benim kocam normal çalışıyor. Normal maaşını yiyorum ben. Yani bilip bilmeden konuşma ya. Peki cevap versin Cemile Hanım. Artık vicdanına elini koy ya. Allah Allah. Bu kadar bence vicdan konusunda tartışmak gerekirse vicdansızlık size mahsus yani bana değil yani ben öyle bir insan değilim çünkü. O zaman bilmediğin şey hakkında konuşma arkadaş ya. Ben Sinan'ın parasını bununla yemiş olsam kiradan demek ki sağlam ya? Bilgilerim var ki konuşuyorum. Sağlam bilgileri kimden alıyorsun sen arkadaş ya? Kimden alıyorsun? Kim söylüyor sana ya? Sana ne kadar bu kadar günaha giriyorsunuz siz ya? Hiç mi? Ölmeme taktın. Mirasım sana mı kalacak acaba? Benim tek mirasçım oğlum var. Bana sen, ne beni ne ilgilendirmez, ilgilendirmez. Ben senin paranda değilim ki arkadaş. Ne o zaman benim ölmeme demek taktın ki, iki gündür? Ne ölmesi ya? Şu an ben öldü kelimesi mi dünden beri öyle. Sana ne? Allah'la benim aramda sen kimsin ya? Konuş, bildiğini. Başkasının ağzından buraya bağlanma. Ben bildiğimi konuşuyorum ben. Sen bildiğini konuştum her kelimenin. Lafın bildiğini konuşmuyorsun. Ben. Arkasındaymış konuşuyorum. Konuşuyorum. O zaman konuşuyorum. Kim söylüyor sana bunları? Kim habercilerin senin? Habercilerin adını söyle. Ben de o sana zaman onlarla muhatap olayım. Senden muhatap olmayayım. Doğru. Olur mu? Doğru. Ben de seni kırıp incitmeyeyim. Hayır diyor ki o da ben bunu çıkarayım bu kaynak. Ben Allah ne yedim Allah. Ne yaptım ben bu kaynağı çıkarayım. Ben insan gibi davranmaya çalışıyorum. Zorla beni kendine yürütüyorsun ya. Sen de bir annesin. Sen de bir kadınsın ya. Hah nihayet kabul ettin yani. Ya bak ben o kadar sorun oldu. Ben ya, senin çocuktan ismini hiç almadım. Hakaret etmedim. Farkında mısın? O zaman... Sana
kim söyledi Sultan kiracıyken böyle böyle diye? Evet. Ben bildiğimi söyledim. Bildiğini değil. Hayır, diyeni söyle. İsim ver bana. Bana de ki Sultan senin hakkında şu bunu dedi veya da kocan dedi. Ne bileyim birinin adını bana ver. Ben seninle muhatap olmayayım. Ya kocan söyledi ya. Beni delirtme işte. Şu adamın ismini almak istemiyorum da. Senin kocan söyle anlattı bana. Ya ben onunla artık muhatap olmamak için ismini kullanmak istemiyorum. Tamam i̇şte, ben de seninle muhatap olmak istemiyorum. İlk bağlandığında oğlunun arkasında dursaydın zaten ben tamam, seninle muhatap olmayacaktım. Tamam iki ev o konuyu niye getiriyorsun? Ben sana dedim ki ben seninle uğraşmak istemiyorum. Benim orada oğlum ağladığı zaman benim bütün psikolojim bozuluyor. Onun için bağlanıyorum ben. Yani sana bu kelimeyi benim eşim mi söyledi? Yani bizzat aynen. Benim eşim sana dedi ki ben sultanla böyle böyle şeyler yaşadım diyerek bizzat seninle mi konuştu benim eşim? Lütfen rica ediyorum eşimi bağlayın. Bağlayın beraber lütfen muhatap olsun. Bu benim çünkü ondan bir duyan sorunum yok. Arkadaşlarım benim da var merak edin ama kadıncağızı dinle ama. Tamam. Evet Cemil Hanım. Ya benim bu konuşmalarımı dinleyen çok samimi arkadaşlarım var Ankara'da. Her şeyden haberi olanlar. Ama ben orada olmadığım için bağlanmıyorlar. Ben oraya çıkarsam herkes bağlanır. Ve benim yalan konuşmadığımı bütün Türkiye bilir ya. Hayır bir de bu saatten sonra niye yalan konuşuyorsun?